Ara Koç Aklı Yaşam'dan herkese merhaba. Bu bölümümüzde Şebnem Ergün ile birlikteyiz. Şebnem Hanım neredeyse eline geçirdiği her şeyi büyük bir aşkla, tutkuyla boyuyor. Bu bir deri çanta olabiliyor, kumaş bir yastık olabiliyor, taşlar var, ahşaplar var ve bütün bunlara başlamasının da bir hikayesi var. Diyor ki bu ilk boyadığı taşmış, arı gibi aşkla çalış, gönlünün dilediği tüm ballar senin olsun. Şimdi izliyoruz. Şebnem Hanım, nasıl başladı bu boyama merakınız? Aslında üniversite yıllarına kadar hayatımın odak noktası resim yapmaktı ve benim için çok büyük bir tutkuydu. Ama üniversite tercihimi o dönemin popüler bölümü olan işletmeden yana kullandım güzel sanatlar yerine. Ve ardından da çok yoğun, yüksek tempoda, stres dozu da yüksek, uzun bir kariyer hayatım oldu, profesyonel kariyer hayatım oldu. Bilişim sektöründe ve dijital medyada uzun yıllar yöneticilik yaptım. İşimi de aşkla yapıyordum fakat kariyer hayatımın son yılında içimde bir takım sorgulamalar başlamıştı. Ve bu sorgulamalar sırasında da hayatıma dünyanın en güzel kedisi Paşa girdi. Paşa mı değiştirdi hayatınızı? Aslında Paşa değiştirdi bir parça. O benim ilham perim ve cesaret meleğim. Çünkü aklımın sesini dinlemektense ve o çelişkileri yaşamaktansa kalbimin sesini tercih etmemde en büyük yol göstericim Paşa oldu. Onu sokaktan evlat edindim. Hayatıma girmesiyle de aslında iç sesimi dinlememi sağlayan ve beni bu sevdamın peşinden sürükleyerek bu noktaya getiren, hayatımı değiştirmemi sağlayan ana faktör Paşa oldu diyebilirim. Şimdi Paşa'nın resimleri var ama başka birçok obje resmetmişsiniz. Taş var, porselen var, kumaş var. Hangi boyalar hangisi için daha uygun? Aslında pek çoğunda aynı boyayı kullansak da bir kısmında farklı şeyleri kullanıyoruz. Kumaş boyarken kumaş boyalarını kullanıyoruz. Tamamıyla kalıcı, yıkanabilir özellikle. Taşları boyarken, taş takıları boyarken ya da ahşap takıları boyarken de aynı boyayı kullanıyoruz. Akrilik, su bazlı boya. Onu kullanmak çok daha rahat. Deri çantaları kullanırken, şöyle örnek verecek olursak, onda da deri için uygun olan yine su bazlı ve bir parça da yağ bazlı yine akrilik boyaları kullanabiliyoruz. Bir de porselenler var. Porselenler bu boyalardan biraz daha farklı boyalarla boyanıyor. Onlar profesyonel sırüstü boyama tekniğiyle yapıldıkları için hobi boyalarıyla vesaireyle boyanmıyor. Tiner gibi bir takım yan maddeleri de kullandığımız özel boyalarla boyanıyorlar ve çok yüksek ısıda porselen fırınlarında pişirilerek tamamıyla kalıcı hale geliyorlar. Bunların içinde benim ilgimi en çok taşlar çekiyor. Burada ham haliyle var. Evet. Sonra burada yüzükler var. Bunların hepsini siz mi hazırlıyorsunuz? Evet. Nereden buluyorsunuz bu taşları? Aslında öyle bir ülkede yaşıyoruz ki üç yanı denizle kaplı. Daha uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul yakınlarından da toplayabiliyorsunuz sahil noktalarından. Ama güneyde biliyorsunuz pek çok taşı, pürüzsüz taşı olan noktalarımız var. Ben nereye gitsem ya da hangi yakınım nereye giderse taş olan bu taşlar toplanıyor. Her taşın o kadar farklı dokusu ve formu var ki taşların büyüleyiciliği de burada diye düşünüyorum. Yaptığım her şeyden keyif alıyorum ama bir taş takıyı yaptığınız zaman zaten el boyaması olduğu için bir başka işi yok benzerini yapsanız bile. Hele bir taşın üzerine resmettiğinizde ise onun formu bir başka taşta yok. Onun eşsizliği de orada. Belki beni cezbeden kısımlarından birisi de bu. Şimdi burada herhalde Paşa için yapılmış bir hazırlıklar var. Bunlar boyamaya hazır mı şimdi? Bunlar aslında boyamaya hazır. Bir de alameti farikan biraz kediler gibi olduğu için bir kedi örneğini yapalım istedim. Gördüğünüz gibi taşla metal yüzüğü birleştirmişiz. Yüzük olmuş. Ondan sonra yapacağım deseni genellikle kurşun kalemle üzerine eskizini yapıyorum. Ardından da boyayla kontürünü çektikten sonra içini dolduruyorum. Yani böyle bir hızlıca bu aşamalara baktıktan sonra boyamaya başlayabiliriz isterseniz. Tamam, bakalım başlayalım. Bu arada siz kişiye özel tasarımlar yapıyorsunuz ve yurt dışından da siparişler alıyorsunuz. Doğru. Onları da dinleyelim. En keyif aldığım işlerden birisi zaten kişiye özel tasarım yapmak. Evcil hayvanlarının portresini taş üzerine ya da kupalar üzerine, tabaklar üzerine ya da boyunlarına taşımak için, parmaklarına taşımak için takılar üzerine talep eden insanlar çok fazla.
Ayrıca eşlerine ilk anneler günü hediyesi olarak yeni doğmuş bebeklerinin portresini yaptırmak yine eşsiz bir hediye. Ve her yaptığım kişiye özel işte o kadar keyif alıyorum ki, çünkü insanların hayatına dokunuyorsunuz ve çok anlamlı ve bir başka eşi olmayan hediyeler yaratmış oluyorsunuz. Biraz da farkım belki burada diye düşünüyorum. Evet. Şu anda öyle. Biz gri. Paşayı yapmayalım. Bu şu anda siyah bir kedi yapalım. Belki ağız kısmı beyaz olabilir. Hızlıca yapacağız. Peki taşın üstünde şimdi bunu boyadıktan sonra kurumasını bekleyeceğiz. Üstüne bir cila bir şey gelecek mi? Gelecek. Akrilikle boyadığımız için zaten akrilik çok hızlı kuruyan bir boya. Ondan sonra taşımızı boyadıktan bitirdikten sonra tamamıyla kuruyunca yine su bazlı bir vernikle neticelendireceğiz. Boyamız tamamıyla sabitlenmiş olacak. Peki başka ne projeler var? Beynim içinde o kadar fazla şey var ki bazen beni rahatsız ediyor, hatta engelleyebiliyor, yaratıcılığımı da öldürebiliyor. Çünkü onu da yapacağım, onu da yapacağım. Bir to-do list, hani o iş hayatından gelen o özellikleri taşımak kötü. Ben de her şeyi akışına bıraktım açıkçası, ama yine bayanlara yönelik çantaların dışında bir bakarsınız ayakkabılar, çantalar, tişörtler olabilir. Çünkü kendime tişört boyuyorum ve çevremde arkadaşlarım çok beğeniyorlar. Belki bunları yine kişiye özel el boyaması tişörtler halinde piyasaya sunabilirim. Hatta ben yelken bile boyamak istiyorum. Bir gün bir marinada ya da işte denizin ortasında dalgaların içinden fırlayan bir yunus resmi ya da bir kedi kafası gördüğünüz yelken olursa bilin ki belki de ben yapmış olabilirim. Evet, şaşırmayacağız. Buna muhtemelen Şebnem Hanım'ın eli değmiştir diyeceğiz. Az önce çok güzel söylediniz. Yani doğada hiçbir şeyin aslında bir tekrarı yok. Hepsi tek ve özel. Taşlar da öyle. Aynen. Üstüne bir de özel bir şey resmettiğinizde sizin için sadece bir tane olduğunu bilmek çok güzel bir duygu ve hediye olarak da çok özel. Çok çok özel. Kendimize özel bir ayakkabı yaptırdığımızda bir zanaatkardan zevk almıyor muyuz istediğimiz şekilde bunda? Hele bir de fonksiyonel sanat ürünü olarak bir elde boyanmış, elde yapıldığı için belki mükemmeliyeti de olmayan ama tekrar etmeyen bir özelliği olan ve gerçekten sanatla fonksiyonel bir şeyin, bir giyim eşyasının ya da bir aksesuarın birleştiği bir şey taşımak bence çok keyifli. Çok özel, çok keyifli. Peki size nasıl ulaşıyorlar? Web sitem var, ayrıca fan sayfam var ve yine yurt dışı kökenli, Amerikan kökenli bir online dükkanım var. Oradan da ulaşabiliyorlar. Çoğunlukla Türkiye'den fan sayfam üzerinden ulaşabiliyorlar ama yurt dışından genellikle de o Amerikan sitesindeki online dükkanım üzerinden ulaşıyorlar. Evet, kedimiz bayağı bir... Kedimizin biz aslında ana hatlarını yaptık. Çünkü bu kat kat boyanan bir şey. Çünkü tüy efektini vermemiz gerekiyor şimdi. Boyalarla biraz oynayarak yapıyoruz ama en azından şöyle bir tüy efektlerini yapmak için biraz... Şebnem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Biz kediyi resmetmenizi evet seyredeceğiz. Ellerinize sağlık şimdiden. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.